Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Yine yıllara meydan okuyan muhtarımızla röportaj yapacağız. Burası Mersin Silifke ilçesine bağlı Say Mahallesi, Merkez Mahallesi arkadaşlar. Fikret Kocabaş muhtarımız ilk 1994 yılında muhtar seçildi. Hizmet bayrağını bu zamana kadar 26 yıldır kimseye vermedi. Daha yüksekliğe taşımak için mücadele ediyor. Evet. Öncelikle 6. dönemin hayırlı olmasını diliyoruz. Sağ olun, efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İşte gördünüz az önce, 1960 ihtilalinde de muhtarlık yapan kardeşimiz var. Evet. Kars merkeze bağlı Bayraktar Köyü'nde arkadaşlar. Sivas'ta Güğün'de İsmail Üngüdür amcamız var, 53 yılda bıraktı. Tarsus'ta Recai Dilbaz amcamız vardı, rahmetli oldu. Ondan da röportaj yapmıştım, 43 yıllık muhtardı. Yine Denizli'de bir 46 yıllık muhtarımız vardı. Yine Adana'da Karataş'ta bir 46 yıllık muhtarımız vardı. O da rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani biz muhtarlar da tarihe not düşüyoruz arkadaşlar. Evet muhtar. İlk muhtar seçildiğiniz 94 yılında muhtarlar kaç Türk lirası aylık ödenek alıyordunuz? 10 TL Türk parası alıyordunuz. 10 TL alıyordunuz. Evet. SSK kaç lira ödüyordunuz o zaman Bağkur? O zaman da SSK 154 lira mı, 100 küsür lira mı cebimizden ödüyoruz. Cebimizden ödüyoruz. Ödüyoruz. Evet. Arkadaşlar işte ben Türkiye'nin Sesi Gazetesi olarak, daha önce gazetemiz Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2020 yılına girdiğimizde gazetemizin ismini değiştirdik. Bak çünkü biz muhtarlarımız vasıtasıyla tüm dünyaya Türkiye'nin sesini duyuyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız işte muhtarlarımıza sahip evet, çıktığı için olsun, bir de dediği gibi gazetemizin ismini Türkiye'nin Sesi yaptık. Amacımız muhtarların özlü hakların iyileştirilmesini sağlamaktı. 2012 yılında 12 Şubat'ta muhtarlar 280 Türk lirası alırken cebinden para koyuyordu, evet. Ses kasını yatırıyordu. Evet. Doğru mu? 400 küsür lira yatırıyordunuz. Evet. Evet muhtarım, bu zaman içerisinde mahallemize hangi hizmetlerin yapılmasına öncülük ettiniz efendim? Mahallemiz sit alanı olduğu için biraz hizmet yapmamız zor oldu. Kale sizin mahalleleriniz? Yok, orada pazar karşı. Pazar karşı, burası evet. Burası ikisi sit alanı olduğu sit alanı. Ama eksiklerimiz şöyle, ben ilk şeyim cemeri yapmaktı. Evet. Toprağımız da az olduğu için, evet. Yerimiz de olmadığı için, müzeler, sit alanı olduğu için izin vermediler. Evet. Bir eksiğim benim cemeri. Camimizi yaptık. Camimiz var ama yaptık. Camiye bir de istiyor vatandaşlarımız. Şey, bir de cemeri istiyorduk. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da kocaman yapacak da ona nasip evet. olmadı. İnşallah bu belediye başkanımız söz verdi mi abi seçer? Verdi. Evet. İnşallah nasip olursa Cem Bey'i de yapmak istiyorum. İnşallah. İlk şeyim o benim. Evet. Sayın arkadaşlar abi. Türkiye'de de arkadaşlar işte biz her zaman söylüyoruz araştırmacı gazeteci olarak. İnsanlar nasıl ibadet yapıyorsa yapsın. Tabii tabii. Biz cem evlerinin de ibadethane statüsü kazandırılmasını istiyoruz. İstiyoruz. Vatandaşlarımız istiyor. İkisi de birden olmasını istiyoruz. Evet. Hem camimiz mutlaka var. Mutlaka birçok yerde belediye başkanlıklarımız hep cem evler yapmışlar. Türkiye'de yayınların bunları var arkadaşlar. Evet. Göstereceğim az sonra gazetemizde. Bunu da gündeme getiren gazetecilerden bir tanesiyim. İşte Tokat, Almuslu, Ataköy miydi? Tokat'ta da Kızıldere Cem Evi'ne de gittim. Orada da röportaj yaptım. Var internette izleyebilirsiniz. Yozgat'ta da var. Çok yerlerde evet, çok yerde var arkadaşlar. İnşallah bu konuda çözülecek diyoruz ama biz Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e güveniyoruz. Söz vermiş. İnşallah. Bu mahalleye bir Cem Evi kazandırmasını istiyoruz. İstiyoruz. Doğru mu? Lazım verse inşallah olacak. İnşallah. İnşallah. Evet. Başka çocuk parklarımız yeterli mi? Sağ olun. Belediye Başkanımız, Silifke Belediye Başkanımız yaptı. Güzel şekilde yapıldı, edildi. İşte bir eksiğimiz de yok fazla bir düğün salonu eksiğimiz düğün var. Düğün salonu var. Kaç nüfusu mu ne kadar mahallemizin seçmenimiz ne kadar? 1250'si, 1300'e yakın seçmenim var. Almanya varmış 1300 seçmen. Evet. 10.000 şey yakında şeyimiz var. 10.000 nüfus var. Nüfus var. Yalnız mahallemiz çok sıkı yani iç içe olduğu için şöyle küçük gibi görünüyor ama mahalle içine girdiğin zaman mahallemizde elden geçince cemeri olduğu için evet. El işiyle mesela tarla işi yaparlar, hamal işi yaparlar, müzisyenlik yaparlar. Bahçe işi. Bahçe işi. Sanatkarlar o yönden elden geçince Balcın biraz ekonomik problem, sıkıntılı oldukları için mesela bir evi var, onun üstüne bir ev tarzında bir oda daha yapıyor. Oğlunu, kızını yaygın evet, tuttu. Evet. Öyle bir oluyor. Ama bizim Tokat okulumuz olduğu için genişleyemedi. Sit alan olduğu için dedi. Olmadı. Doğru. Ama şimdi bizim Çorak Kadir'i Say Mahallesi aldı. Evet. Burası Pazarkaşı. Burası Say Mahallesi. Yani evet. Bizim
Toplam nüfus, fazla. 30 bin'in yakın. Maşallah. Say mahallesi olarak. Say mahallesi olarak. Zaten eskiden dağıldınız hep yani. Hep dağıldık. Toprağımız olmadığı için. Evet, toprağımız olmadığı için dağıldık. Pazar karşında var 5 bin, 10 bin binli işi. Çolak kadar, Mukaddem'de var 10 bin işi. Evet. Topladığınız zaman 30 bin kişi Say mahallesi var. Evet. Ama dağıldığımız için işte hep bir arada olamadık. Toprak olmadığı için. Evet. Sıkıntımız o var işte. Başka evet. Bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Silike Belediyesi güzel çalışmalar yapıyor. Çalışmalar güzel. Arkadaşlar. Allah razı olsun. Büyük şehir teşekkür ediyoruz. Evet. Bir de muhtarlar burada tek çat altında. Evet. Tek muhtarlar derneği var. Birçok yerde muhtarlar dernekler de ayrılmış. Arkadaşımız daha da inşallah görüşeceğiz. Kevan Mahallesi muhtarı aynı zamanda dernek başkanı arkadaşımız. Dernek başkanlığı arkadaşlarımız da var. Bir tanesi de yine 500 lira muhtar. Doğru mu? 600 lira mı o? Yönetimde olan bir arkadaşımız var. Pazarkaşı muhtar. Pazarkaşı muhtar. Evet arkadaşlar yani Mersin Silifke ilçesi hem deniziyle hem meyvesiyle, yaylasıyla, kalesiyle, gök sığırmayla doğru mu efendim? Dört dörtlük güzel bir yerleşim yeri. Kışın iki ay üç ay kış. Evet. Geri zaman bütün yaz. Evet. Onun için mutlaka bu Silifke'yi ziyaret etmenizi bekleriz istiyoruz. Bekleriz inşallah. Evet. İnşallah Allah azim verse bekleriz bütün gelenleri. Evet, bir de Silifke'nin yoğurdu türküsü var, doğru mu? Silifke'nin yoğurdunu burada yapan babam. Evet. Davulcu denler benim babam. Evet. Silifke Folklor ekibi ilk 1960 yılında gidip İngiltere'de altın madalya kazandılar. Maşallah. Babam davulcu, ondan sonra bu Hüseyin Say sokak yaptırdım ben. Evet. Kendi ismini verdim. Mikrofonu patlatan Hüseyin Say vardı. Silifke Folklor ekibinin okuyucusu. Evet. Bağırdığı zaman Zeki Müren sesini çıkaramamış yanında. Evet. O da gür sesi vardı. Rahmetlik oldu. Evet. O da Silifke'nin ilk Türkiye'ye, dünyaya tanıtan Say Mahallesi. Evet, Say Mahallesi. Müziğiyle, oyunuyla, folkloruyla, kültürüyle, evet. Kültürüyle evet. İlk şeyle böyle folklor ekibini evet. Oynatıp da yöneten çalan Say Mahallesi. Say Mahallesi. Evet, Say Mahallesi'nde de ben mahalli sakinlerine, araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Güzel bir kardeşimiz, işte 6. dönem seçilmiş. İnşallah daha Allah uzun ömür verir, mahalleye güzel hizmetler yapar diyoruz. Kendisine de Türkiye Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve gazetemizi işte muhtarlarımız destekliyor. Muhtarlarımız desteği sayesinde yayın hayatına devam ediyoruz. Gazetemize vermiş olduğu destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Silifke'nizi tanıttığım için teşekkürümü... Boş bir teşekkür ederim muhtarım. Sağ olun.